Şimdi ben hazırlıkları size birkaç kere gösterdim böyle. Evet. Benim yol şeyim bu. Artık yola gitmeye hazır kovanlar. Yola gitmeye hazır da bunda bir anormallik var. Ben şu elekleri bunun evet. üzerine komple atıyorum bak şu şekilde. Evet abi. Atıyorum. Arının gücüne göre. Çok kuvvetliyse, sıkkınsa buraya şu bezi koymuyorum. Ama bu arı o kadar sıkkın değil, şu şekilde koyuyorum yarım. Ondan sonra ne yapıyor? Bak burada elek teli. Şu kapağı kapattığım zaman şuralarda yine elek teli delikler var. Hı hı. Altta da var. Evet abi. O buradan havayı alıyor, buna bir şey olmuyor. Tamam. Yani abi. Bu arılara bir şey olmuyor ondan sonra. Tamam abi. Onu değiştirdik. O arıya hava verecek. Yalan şurada bir akrep diyordum ben sana ya. Evet abi. Akrep anasını öldürdüm. Akıllandı mı abi? Daha, o nesil gidecek. Ana değişecek değil mi onlar? Yavruya geçmiş mi geçmemiş mi ona bakacağım. Tamam. Uzun süre gelmiyorum buraya. Evet. Arının önüne ot basmış kardeş. Bu akrep bunun adı. Akrep baktırır mı baktırmaz mı? Nasıl eder nasıl etmez bilmiyorum. Çok dikkatli et. Bak vallahi tamam. Alnından vurur hiç acımaz. Ama artık bu sene bitiyor bu akrep işi. Bu akrebin tadına baktım ben abi. Çok sakin yavaş yavaş hareket etmem gerekiyor. Bunun adı akrep. Yavruya geçip geçmediğine bakacağım. Geçmiş mi abi? Vallahi anayı gördüm. Geçmiş mi? Bunu götürmeyeceğim. Bunu en son bölüm arıları ben sonra götürüyorum. Evet. Geçmiş yavruya. İyi abi ya. Ve önceki hırçınlık yok bak. Önceki hırçınlık yok. Ana da şu bak. Evet. Belfast mı abi? Yok belfast değil. Bu kendi arısı. Bunlar bana gerek oluyor. Niye? Bunlar memeyi çok yapıyorlar. He. Ana yavruya geçmiş. Ha, şey, ana yavruya geçti. Bu arı gidecek demektir. O boya orada mıydı şimdi? Getireyim abi. He. Bak yine. Bu arı da yeni yavruya geçmiş. Akrep dediğim arı. Kendi anasından. Yapma. Yani kendine yapma. Ben bunu mahsus. Yani bunu böyle bırakmam gerekiyor. Neden? Önümüzdeki sene ana çok meme yapıyor bunlar. Piç arı bunlar. Bizim eski Çukurova'nın ata dede arısı. Kılıç arısı diyorlar. Kılıç arısı diye bir arı yok. Çoğu soruyor. Benim arımı sokuyorsun. Ya kılıç arısı da sokar. Yan yan vuran da sokar. O petek vurma şekline göre. Kılıç arısı diye bir arı yok yani. Bak ben ne yaptım? Bunu orada anayı kesmesinler diye. Tamam. Orada ben bunları ayrı koyacağım. Ama oraya varışını ayrı koyarsan niye kesmiyor da beraber koyarsan kesiyor. Adamın kafasına bu takılır değil mi? Evet abi. Kardeşim şuraya koydum anacarı. Şuraya koyduk anacarı. Öbür tarafa bir tane taze analı var. Diyelim ki böyle düzdük. Vardık arının ağzını açtık orada. Arı yer bilmiyor. Bir şey yapmıyor. Arı havaya doğru bir savrıldı. Ne yapacak? Mutlaka yanlış kovana girecek. Yanlış kovana girdiğimi bu genç analı kovanlara girerse bu anayı onlar kesiyor. Kendileri kesmiyor bunu. Yolda kesmiyor bunu. Yani arı mutlaka yanlış kovana girer. Ne yaparsan yap. Çünkü arının ağzını açıyorsun aniden bir rüzgar geliverir. Biz gece indiriyoruz ama aniden bir rüzgar geliyor sabahını kalktığında. Yanlışlık yerini öğreneyim derken yanlışını kendine atıyor bir yere. Durum böyle yani. Tamam abi. Tekrar söylüyorum. Arı anayı kesmez. Ayrı ayrı yerlere koyarsanız. Kardeş bunu da yaptık. Tamam. Şuna da bir havalandırma vereyim ben. Tamam abi. Arasını yazıyorum. Tamam yazıyorum zaten. Gene de atacağım bu hava. Arılar girmiş içeri abi. Ya girer kardeş bunlar bak merdivenden yukarı çıktılar. Evet. Adamlara bir de merdiven yaptık yani.
Yine aynı böyle bu şekilde yapıyorum. Buyur abi. Kalacaksın. Ya bu şeyi niye veriyorum biliyor musun? Bu içeride bu arı biraz güzel bir arı. Oraya niye sıktın abi? Üstüne sıkmadın? Yok, önden arı göreyim diye bunu. Ben tamam. Şöyle deneye verdim de görürüm ben bunu. Bunun biraz ırgı güzel bir şey arı. Ona bir işaret yani. Anladım abi. Burada yapacağım ne kaldı? Burada yapacağım hiçbir şey kalmadı. Sen bir zaman şu kapağı da al kardeş. Tamam abi. Şurada bir kovan var. Onu da değiştireyim. Hani bu kovanlar oradan temizlemiştim ya. Evet abi. Bak işlerini tertemiz ettik. Böyle yine de siyah da ben bunu pürmüzle hafif yaktığım için böyle siyahlaşıyor. Evet. Yine abi, de tertemiz abi. Evet tertemiz. Şimdi arkadaşlar diyordu ya. Ya bu küçük kovanları ne yapıyorsun diye. Evet. Neydi ismi abi bunun? Ruşet kovan. Ruşet kovan evet. Şimdi işte bak şu arı geçen senenin anası ama bunu doldurmuş. Şunu doldurmuş. Bu arı artık büyük aile olmuş yani. Anladın mı kardeş? Evet abi. Bak bayağı sıkışmış. Yalnız biraz saldırgan bu. Biraz melez arı yani. Tamam abi. Herhalde Belfast'ın ikinci kırımı. Büyük bir ihtimalle. Şimdi kardeşim bunu yaparken şimdi bu ana arı olmuş artık yani. Artık şey etmiş. Güçlenmiş biraz. Bunu ben buraya alıyorum. Bunun yerine şunları koyuyorum bak şunu. Bak güzel yavru vurmuş arı. Evet abi. Attığım petekleri çok şahane bir yavru vurmuş. Hı-hı. Bak şimdi 5 çıta bu arı ama normalde 6 çıtaya basar. Şimdi ben bir de o pice gitmiş arılar vardı ya yani anası çitleşmemiş olanlar. Evet abi. Onu getirip bunun içine koyacağım ve bir tanesini öldürmeyecek. Çünkü kovanı değiştirdim ben. Yani kovanı değiştirirseniz arı birleştirmede oraya herhangi bir koku sıkmaya gerek yok. Başka bir kovanda birleştirirseniz koku sıkmaya gerek yok. Arı arıyı öldürmez kardeş. Bu işlemin adı kovan birleştirme mi abi? Şimdi şu an kovan birleştirme bu. Ya birleştirme demeyeyim de küçük kovandan büyük kovan aktarma. Evet. Şu an bu işlemin adı o. Yani şu arı 5 çıta, 7 çıtaya basar. Çünkü 5 çıta komple yavru var. Bunu da sökerse ben şimdi buraya koydum bunu ya. Evet abi. Bu ana verdiğim arılardan yavruya geçememiş yani. Bunlar geçmemiş. Şimdi ana da yok, meme de yok. Ben bunları bir daha da denemeyeceğim. Fakat içinde de bayağı arı olduğu için şimdi bayağı ağır olduğu için ben bununla birleştirme yapacağım. Ve bir tane öldürmez. Ben geçen birleştirdim evin yanında. Bir arkadaş daha vardı. Bak şu arı bayağı ağır var bunda. Evet abi. Güzel. Bak yeni yeni şeye başlamış. Bak içine şey yapmış. Bak getireceğim. Önce öbür arıyı koyacaksın. Bu analı arıyı koyacağım. Ondan sonra bak, öncelik sırası analı arı. Yani öncelik oraya koyarsan o bu şekil. Evet abi. Bunda başka yalnız bunu şey yapmam gerekiyor. Bu arıları da buradan götürmem gerekiyor şu an. Gerçi ben biraz sonra gelir abi götürür de. Şu arıyı önünde merdiven kuramam ben bunu. Evet abi. Bunu ne yapacağım? Şu şekil yapacağım bak. Böyle bırak gideceğim. Heh. Şöyle bırakacağım. Şöyle 10 dakika sonra bu aşağı iner. Şu bezi de buraya koyuyorum. Evet abi. Şunu da bu şekilde yapayım.
Yani bunlar taze çıkkınarı yok. Şuraya koyarsan bu girer. Uçar girer bir yere. Tamam abi. Şu bunun içinde yeni çıkmış yavru yok. Yeni çıkmış yavru olduğu için ben merdiven yapıyorum. Çünkü yeni çıkmış yavru uçamıyorsa ya. Evet. Çıkamayacak, orada ölecek zavallı. Ama şu an ölmez yani. Şunlar uçar gider. Uçar istediği yere getir onu. Şimdi arının birini şey yaptık. Aynı işlemi buna mı yapacağız abi? Yok, bunda ben buna bakmam gerekiyor. Ben bunu birleştirdim aynı onun gibi. Bak. Evet abi. He. Ne kadar şey varsa bak, rastgele petek koymuşum, görüyor musun? Evet abi. Anayı öldürmüş mü öldürmemiş mi? Ona bir bakmak istiyorum. Tamam abi. Ya bunu birleştirdim ben. Ve öldürmemiş, güzel yavru döşemiş bak. Evet. Hem de gördün sakin mi abi? Çok sakin. He, sakinleşmiş bak. Hiç. Anladın mı? Bu arı kaç çıta birleştirişin 3 tane o anasız arılardan getirdiğim bak. 1 2 3 tane. Bu azı zayıfıydı. Getirdim. Şu an için bu ne oldu biliyor musun sen? 9 çıta bir arı oldu. 9 çıta bir arı oldu. Bunu yapalı kaç gün oldu? 1 haftaya geçti. 8 gün falan oldu abi onu yaptığımız herhalde. Vallahi bilmiyorum. Ben 1 haftaya geçti olarak şey yaptım. Ha şimdi buna ne yaptım? Hava vermem gerekiyor. Aynı sistem. Bunlar gidecek hep. Bunlar gidecek kardeş. Koyarken ele kaydırdım ilk. Tehlike oluyor. Ele evet kaydı biliyor musun kardeş? Evet abi. Heh. Süper. Bu da öyle. Ona da hava verdiğim tamam. Bu işlemimiz tamam. Şurada bir tane daha var da evet, o da girle kalanlarla cumartesi günü geldiğimde onları şey yap, benim bölmarlarla götüreceğim. Yani yeni yetiştirdiğim anaları götüreceğim. Stok petek var. Onları öne yükleyeceğim. O arıları arkaya yükleyeceğim. Buradan son gidiş artık. O son gidiş. O stok petekler güve düşmesin diye. Evet abi. Yaylar rakım 1450. Öyle yerde ben yer yaptım. Oraya koydum. Bir tane de hakikaten güve düşmemiş. Ama burada koysaydım iki defa onu pürmüzle elle geçirmek zorunda kalırdım. Bura nemli ya abi ondan da. Nemlilikten de burası sıcak kışın. Orası sıcak kışın nemli. Sıfırın altında. Ha bu arada bayağı şey olmuş yani. Evet. Ama bunlar onlarla birleşik. Bak geride kaç tane var daha. Doğru. Fakat bunda da bir anormallik var gibi duruyor. Arkadaşlar bu arının anası yaşlı. Bak. Nereden anladın abi? Bak. Yavruyla seyrek atmış. Hı hı. Görüyor musun? Hı hı. Yaşlı. Ama diyecekler ki ne? Yaşlı arıyı niye taşıyorsun? Bu yaşlı arı yerine göre 10 çıta bir picek açmış arıyı kurtarır. Ben bu anayı tutarım ona bırakırım. O ne yapar? Pişleşmiş halden vazgeçer. Ya vazgeçtikten sonra onu anasını tamamen öldürürüm. Bu da kendine güzel bir ana yapar. Veyahut da ben muharşı yaparım yine. Durum böyle bak. Bak böyle bir seyrek hal vurur bak. Evet abi. Anası yaşlı bunu. Ama yine de bu gidecek. Yaylaya mutlaka gidecek yani. Kardeş bugünlük bu kadar ha. Tamam abi. Bütün arıcı arkadaşlara bereketli bol yıllar diliyorum. Teşekkür ederiz abi. Allah kaza bela vermesin. Bazen görüyorum işlerim yanıyor. Evet. Adam komple neyi var ne yiyorsa gitmiş kardeş kaza yapmışlar. O kovanları yerde görüyor içim sızlıyor. Allah. Hele adam da vefat ettiyse bu hepsinden acı oluyor. Şimdi arı bulunur hayat bulunmaz. Ama arı da gerek hayat daha çok gerek. Allah kaza bela vermesin. Bütün arkadaşlara içtenlikle söylüyorum. Bereketli yıllar diliyorum. Allah kimsenin emanet yemesin. Amin. Her gece selamın aleyküm. Allah'a emanet olun. Sen de güle güle git gel abi.